Onun için hiçbir senin hakkına değildir, hakkına değildir. Arkadaşlar, yıllardan beridir Türkiye'nin terörle mücadele sığındıkları mağaralardan dışarıya çıkamıyorlar. Allah'a çok şükür ki ülkemiz milli savunma alanında çok ciddi gelişmeler... Kıbrıs Türklüğü'nün kendi devletiyle geleceğe ilerleme iradesi, gelinen aşamada egemen eşitlik temelindeki iki devletli modeli doğurmuştur. Kıbrıs'ın geleceğinde bize göre bundan başka da bir çıkış yolu yoktur. Aksi yönde atılan, bilhassa hiçbir hakkı ve haddi olmadığı halde adaya karışma yolları arayan Avrupa Birliği'nin tutumu sürdürülebilir değildir, sürdürülebilir bir yanı da kalmamıştır. Kıbrıs Türklüğü adada var olduğu günden bu yana asla devletsiz kalmamıştır, bundan sonra da kalmayacaktır. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalmaya da Allah'ın izniyle devam edecek. Şu hazin duruma bakınız ki, bugün başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO'da müttefikimiz olduğunu iddia eden ülkeler, Türkiye'ye karşı doğrudan tehdit oluşturan terör örgütlerini açıktan desteklemekte, korumakta, kollamakta ve bölgesel istikrarsızlık ile bölünmelere sebebiyet verecek eylemlerde bulunmaktadır. Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verilen yoğun destek bu halin en açık örneğidir. Şimdiye kadar bu terör örgütüne sözde ordu kurdurmak üzere her türlü imkan ve destek Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilmiştir. Ayrıca Şanlı askerimiz karşısında bu terör örgütünün tutunabilmesi için Fransa'nın boş durmadığını da biliyoruz. Yine çok sayıdaki Avrupa ülkesine göre YPG, PYD, PKK kendi topraklarını savunmak için kurulmuş bir oluşumdur ve IŞİD'le mücadelede en iyi saha farkındadır. Oysa aynı grup, vahşette ölçü tanımayan IŞİD terör örgütüne karşı sahada göğüs göğüse çarpışan tek ülkenin Türkiye olduğu gerçeğine değinmemek için ısrarlı bir çaba içerisindedir. Bununla birlikte IŞİD'in ortaya çıkış zamanlamasıyla PKK'nın kolu olan PYD'nin sahada kendisine yer tutmasına yönelik oluşturulan gündemin birbirini besleyen bir süreçte ilerlediği malumdur. Her türlü vahşet görüntüsüyle Suriye ve Irak'ta yerleşim yerlerini kolayca ele geçiren IŞİD'in PKK-PYD karşısında neredeyse hiçbir kurşun atmadan aynı yerleşim yerlerini bu terör örgütüne teslim ederek kendilerine gösterilen güvenli bölgelere geçişinin sağlandığı tüm çıplaklığıyla ortadadır. Bu kirli oyunun ana hedefinde bulunan ülkelerin başında hiç kuşku yok ki Türkiye'ye gelmektedir. Bu durumun bizim nazarımızda kabul edilebilir bir yönü yoktur. Bir terör örgütü, bir başka terör örgütüyle yok edileceğine dair sergilenen maksatlı anlayışın başarıya ulaşması, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayabilmesi mümkün olamayacaktır. Kaldı ki Türkiye, haklı ikaz ve itirazlarını şimdiye kadar her seviyeden dile getirmiştir, getirmeye de devam etmektedir. Suriye'de PKK-PYD eliyle demografik yapının değiştirilmesi, toprak bütünlüğünün bozulması ve yine PKK-PYD'nin meşru bir yapı olarak algılanmasına yönelik girişimlerin tamamı bizim için açık bir milli güvenlik tehdididir. NATO üyesiyiz diye PKK-PYD terör örgütüne destek sunan ve nihai hedefi dört parçalı sözde Kürdistan'ı kurmak olan projelere sessiz kalacak değiliz. Ayrıca Türkiye'nin güvenlik açığını kapatmak üzere, başta uzun menzilli hava savunma sistemi olmak üzere ihtiyacımız olan silah sistemlerinin hangisini nereden tedarik edeceğimiz hususu da Amerika Birleşik Devletleri yahut NATO'nun haddi ve hududu değildir. PKK terör örgütüne her türlü desteği sunarak teröristleri adeta Türkiye'ye karşı organize eden ve bırakın müttefikliği düşmanca eylemler çerçevesinde değerlendirilebilecek tutumlar takılan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi şimdi de Türk milletinin bağrından çıkan en müstesna kurumların başında gelen ülke ocaklarını hedef almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden göreve gelmeden önce Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz diyerek gönderdiği sinyali şimdilerde Suriye'de PKK'yı terk etmeyeceğiz noktasına taşımışken maksadın ne olduğu aradan geçen her gün biraz daha kesinleşiyor. FETÖ'cülere kol kanat gelen, PKK'yı koruyup kollayan Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke ocaklarını rezil tanımlamalarla bir araya getirme uğraşı
zillete biçilen rol ve yine PKK'ya sunulan destek vaadinden ayrı değildir. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi hala Türkiye'nin kudret, kuvvet ve kadrinin farkında değilse bunun neticesine katlanmaktan da kurtulamayacaktır. Bugün sözde demokrasi sözcüğü kullanılarak ülkemize karşı hayata geçirilen kimi senaryo oluşumların varlığından da haberdarız. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak başlatılan Türkiye Demokrasi Projesi adlı oluşumda FETÖ'cü teröristlerin yer alması bir yana, aynı şer yapılanması hayata geçirilmeden hemen önce CHP'li bazı isimlerin ABD yönetimine çağrıda bulunarak Türkiye için demokrasi vurgusu beklediklerini belirtmeleri zillet çevrelerinin rezil hallerini dışa vurmuştur. Tıpkı PKK-PYD terör örgütünü destekleyen sözde batılı müttefiklerimiz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da YPG-PKK'yı kendi topraklarını savunan bir oluşum olarak görmektedir. Yine güvenlik kuvvetlerimizin Suriye'den kaynaklanan terör tehdidini bertaraf etmek üzere PKK-PYD'li teröristlere yönelik düzenlediği askeri harekatların tümüne Cumhuriyet Halk Partisi isimler karşı çıkmıştır. Şu ibretlik duruma bakınız ki zillet çevreleri bugünlerde PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi aklama, kurtarma ve meşrulaştırma çabasına düşmüştür. Bir yandan PKK terör örgütüne yönelik yurt içi ve yurt dışında başarılı askeri harekatlar sürerken ve örgüt her yönden tükenme aşamasına gelmişken hain elebaşları kafalarını inlerinden çıkarmaya dahi korkarken, örgütle çözülme tarihin en üst seviyesine erişmişken ve Anayasa Mahkemesi'nde HDP'ye yönelik kapatılma kararı görüşülürken CHP ve İP HDP'nin mecliste olması gerektiğini duyurmaya başlamıştır. Bu açık bir ihanettir, zilletin ta kendisidir. HDP meşru değildir, asla da olamaz. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması, mahşeri vicdan, demokrasinin, hukukun, şühedanın ahının, yetimlerin hakkının ve Türk milletinin sahip olduğu değerler bütününün açık ve kesin gerekliliğidir. Şu işe bakınız ki, ihanet ve proje partisi olarak yola çıkan İP, bu yolda adeta kendisini parçalamakta, PKK terör örgütünün uzantısı HDP için her şeyi yapmaktadır. 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması ibretlik, vahim bir tablodur. İP, kendi genel başkanının bu ilanıyla proje partisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. İP ve Meral Akşener'den aday olmamasını, Cumhurbaşkanlığına aday göstermemelerini kimler istemiştir? Başbakan olmaya aday olduğunu iddia eden Meral Akşener'e kimler talimat vermiş, kimler yönlendirmiştir? Sözde Kürt sorunu tabirini kullanarak etnik bölücülüğe nefes aldırma yarışına girenlerle aynı yerde saf tutan ve HDP'yi meşru gördüğünü ifade eden ilk HDP'li bir milletvekilinin anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi gerektiği çağrısına neden sessizdir? Şu garabete bakınız ki PKK'ya daha fazla alan açma ve etnik bölücülüğü kışkırtma amacından başka hiçbir şeye hizmet etmeyen bu yaklaşımlar sistem değişikliği kılıfına sokulmaktadır. Şurası açık bir şekilde anlaşılmalıdır ki mevcut sistemden geriye dönüş yoktur. CHP ve İP'nin öne sürdüğü sistem Türkiye açısından kargaşa, kaos ve her yönden belirsizlikler barındırmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Vatan Derdi'nde Cumhur İttifakı olarak Türkiye satılır. Zillet karanlıktır, Cumhur İttifakı ise milletimizin aydınlık geleceğidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin umudu, nicedir muradını taşıdığı, hayallerini gerçeğe dönüştürecek kudreti, kuvveti ve kararlılığıdır. 2023'te inşallah Cumhur İttifakı'nın kesin zaferiyle büyük Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlemenin yeni bir milatı olacaktır. Bu vesileyle sözlerime son verirken sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Cenab-ı Allah birlik ve birliğimizi daim eylesin. Türk büyüğü yücelsin. Ezanımızı dindirmesin. Bayrağımızı indirmesin.
Zalime fırsat vermesin. Ülkücü hareketler razı olsun. Milletimizden rahmetini, merhametini ve yardımını esirgemesin. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türkiye'miz. Yardımcımızın başkanlığında değerli katılımcıların konuşmalarıyla devam edeceğiz. Çok muhterem Arzu, ilki 4 Eylül Cumartesi Afyonkarahisar'da başlayalım ve devamı bugün